İlk haberimiz Rıza Sarraf'la ilgili. Kendisi şu anda Amerika'da en son yargılanıyordu. Şu anda da tanık olarak dinleniyor. Bayağı bir aslında itirafta bulundu. Kendisi suçunu da kabul etti. Birkaç suçu, aslında 6 tane suçu kabul etti. Ve bunun 5'i İran'la ilgili, hani İran'a karşı olan yaptırımları delmeyle ilgili. Bir tanesi de hapishane görevlisine rüşvet vermesi. O rüşvet verdiğini de kabul etti en son. Bununla ilgili de New York Times Twitter'dan bir Türkçe paylaşım yaptı. 2 tane tweet attı. Daha sonra Anadolu Ajansı da bu Türkçe şeyi niye diyerekten bir aslında bunu sorguladı New York Times'a. İşte neden devam eden kritik bir davayla ilgili istisnai olarak Türkçe bir paylaşımda bulunuyorsunuz dedi. New York Times'da bizim siyasi bir ajandamız yok. Biz zaten zaman zaman yabancı paylaşımlarda bulunuyoruz demişti. Hı hı. Aslında gerçekten ben de daha önce İspanyolca birkaç paylaşımına denk gelmiştim. Ama biz böyle kritik ve özellikle bütün Türkiye'nin takip ettiği bir haberle ilgili olunca evet. insanlar tabii bir an bir sorguladılar sebebini. Bir merak ettiler. Söz konusu paylaşımlar Türkçe bilen bir Amerikalı tarafından paylaşılmış. Devam eden bir davayla ilgili bu tür paylaşımlar siyasi bir ajandanızın olduğu yorumlarını haklı çıkarmıyor mu diye sormuş Anadolu Ajansı. Onlar da herhangi bir siyasi ajandamız yok bu davayla ilgili diye yanıtlamışlar. Aslında hani böyle çok yorum içeren başlıklarda değildi tweetler. Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla İlhan'a karşı, Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak demişti. Evet. Bir de işte Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz yorumda olumsuz bir etki bırakacak mı demişti. Hani aslına bakarsan çok yorum içeren tweetler de değil bunlar. Evet. Ya bırakabilir demişti işte. Kötü etkileyebilir demişti. İlerleyen günlerde göreceğiz daha ne kadar kötü etkileyebilir aslında. Evet. Şu anda gayet kötü etkilediğini söylemek mümkün.